Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir hafta ayrılıktan sonra tekrar sizlerle Salı günü saat 22'de Haberaks ekranlarında birlikteyiz. İyi gidiyoruz, nazar değmesin. Ümit Hoca'nın dediği gibi 1.82 puan ortalamasıyla gidiyoruz diyoruz. Bunu da bu hafta başardık diyebiliriz. 3-3'lük bir beraberliğimiz var. Bu maçın yorumlarını her zaman yanımda olan sevgili Ender Gür hocamla birlikte paylaşacağız. Ender hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Ekran başında bizi izleyen seyircilerimize de saygılarımı sunuyorum. Evet, program içerisinde neler var sizlerle paylaşalım. Maç öncesi röportajlarımız, maç sonrası futbolcularla yaptığımız röportajlar, basın toplantısı, Ümit Özat ve Osman Özköylü'nün katıldığı basın toplantısının yanı sıra her salı rutin olarak yapılan Samsun Spor'daki Ümit Özat Hoca'nın basın toplantısından sizlere çok önemli sözcükleri ekrana getireceğiz. Hele bugün yaptığımız özel toplantıda, basın toplantısında müthiş sorular vardı. O soruları sevgili Ümit Hocam yanıtladı. Koreografi var. 10 numara yine Türkiye'de sesinden, görüntüsünden bahsetti Engin Sever'e burada ve koreografiye tüm destek veren o büyük taraftarımıza teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Efendim soru ve görüşlerinizi, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Spor 55 sayfama yolluyorsunuz. Kendi özel sayfama yolladıklarınızı dönemiyorum, bakamıyorum. Eğer zamanım, vaktim olursa da orada yazacaklarınızı da sizlerle paylaşacağım. Ama Spor 55 programına yazarsanız hepsini okumaya çalışacağım diyorum ve hocam bu hafta öldük dirildik tabirini yerinde kullandık diyebiliriz bu hafta. 3-1'den bir maç nasıl dönülür? Nasıl bir puan kurtarılır? Bunun en büyük destekçisi, bu puanın alınmasında en büyük etkenlerden biri de Samspor taraftarıdır. Bunun da altını çizelim. Aynı görüşe zaten de bugün Ümit Özat toplantısında bundan bahsetti. İşte dedi, yandım, yıkıldım, gitti, 3 puan gitti derken o büyük taraftar inandı bize ve 1 puanı o taraftarımızla birlikte aldık dedi. Efendim görüntülerimiz fazla olduğu için hemen biz maçın yorumuna geçelim. Hocam sözü sana bırakayım. Beklediğim bir 11 miydi? Ve bu 11 içerisinde göze çarpanlar. Şimdi sahaya çıkan kadroya baktığımızda geçen haftaki Altın Ordu maçı 11'inden bir takım farklılıklar gördük. Bir defa geçen hafta defans blokunda oynayan sağ bekte Murat Gürbüzerol, sol bekte Oğuzhan Berber, stoperde de Ercan Yazıcı ve Osman Endiaye. Bu geri dörtlüden sadece Ercan Fatih değişikliği söz konusu oldu. Normal bir değişiklik. Yani Fatih Kılıçkaya da bu takımın önemli stoperlerinden bir tanesi, önemli parçalarından bir tanesi. Playoff oynadığımız ilk yılda kesintisiz forma giyen bir oyuncu. Geçen sene özellikle Tuna Sezer ikilisi ikinci yarıda sürekli forma bulduğunda Fatih biraz yedekte kalmıştı. Geçen hafta hoca Ercan'la başladı, bu hafta da Fatih'le başladı. Niye Fatih'le başladı, niye Ercan'la başlamadı konusunda eleştiri yapacak durumda değiliz. Hafta içerisinde onların çalışmasını takip eden, onlarla beraber olan takımın teknik direktörüdür. Ve rakibe göre de bir analiz yapmıştır teknik heyet kafasında ve böyle bir karar vermiştir. Onların önünde oynayan ikilide bir değişiklik oldu. Nasıl bir değişiklik oldu? Geçen hafta hiç kimsenin beklemediği Muharrem Efe ile hoca 11'e başlamıştı. Şimdi bu hafta bakıyoruz Muharrem Efe 18'de yok. Hasan Kılıç'ın yanında bu hafta kim oynadı? Musa.
Mustafa Sevgi oynadı. Mustafa Sevgi, evet. Mustafa Sevgi oynadı. Onların önünde oynayan oyunculara baktığımızda Musa Aydın yine geçen hafta 11'de yoktu. Bu hafta 11'de. Kone geçen hafta tahtanın kapalı olmasından dolayı kadroya girememişti zorunlu olarak. Bu hafta Kone'yi gördük. Geçen hafta 11'de olan Ekigo yedekler arasında Ofeodu'yu gördük. Ve yine geçen haftanın 11'indeki Mehmet Çakır'ı gördük. Şimdi bu 11'i gördüğümüzde... Geçen hafta ilk 11'de Alperen vardı. Alperen vardı. Onun yerine Kone girdi. Onun yerine Kone girdi. Evet. Şeyin yerine de, Ekigo'nun yerine de Musa Aydın girdi. Evet. Şimdi bu 11'i gördüğümüzde hemen şunu söyledik. Musa, Kone, Ofeodu, Mehmet Çakır. Dördü de ofansif ağırlıklı oyuncular. Evet. Karşılaşma enteresan başladı. Şimdi geçen hafta biz Altınordu maçında, maçın 5. dakikasında, 6. dakikasında penaltı, evet, kırmızı kart. Rakip 10 kişi, maç orada döndü zaten. Bu hafta maçın 3. dakikası, kalemizde golü görüyoruz. Reaksiyon gösteriyoruz. 10. dakikada golü atıyoruz. 11'de çok şanssız, talihsiz bir gol yiyoruz. Maçın hikayesi gene farklı bir hal alıyor. Aynen öyle. Yani iki haftada oynadığımız iki maçında önemli yerleri maçın başlangıçları. İlk 10 dakikaları. Aynen öyle. Şimdi geçen hafta bu durum bizim için avantaj olurken bu hafta dezavantaj oldu. Yine ilginç bir maç oldu. Şimdi niye böyle oldu? Ondan sonra 2-1'den sonra biz gerekli reaksiyonu gösteremedik. Bir şey daha oldu. Maçın 45. dakikasında Mehmet Çakır sakatlandı. Yerine kim girdi? Alperen Pak girdi. Evet. Şimdi Alperen, Ofeodu, Kone, Musa, Mehmet Çakır, bütün bu oyunculara baktığınız zaman forvet özelliği, yani hücum ağırlıklı oyuncular. Ama hepsinden önemlisi, bu maçta gördük ki bu oyuncular takım savunması için gerekli baskıyı ön tarafta kuramadılar. Geriye yardıma gelemediler. Geriye geldiklerinde yeterli derecede o enerjiyle ileri çıkamadılar. Böyle olunca biz hücum anlamında oynayan futbolcularımızın takım savunmasına destekleri eksik kalınca ne oldu? Adana Demirspor çok da iyi pas yapan bir takım. Aldı verdi, aldı verdi, yana, sağa, sola, arkaya, geriye, öne, her tarafa pas. Dikkat et. Tek pas olabilir. İki pas, üç pas. Senin oyuncularını yordu. Ve senin oyuncuların buna reaksiyon gösteremeyince yük kimin üzerine bindi? Hasan Kılıç ve Mustafa Sevgi'nin üzerine bindi. Dolayısıyla bu iki oyuncumuz 90 dakika boyunca yük bunlara çok bindiği için inanılmaz efor sarf ettiler ve yoruldular. Gelelim sağ ve sol bekteki oyuncularımıza. Sol önde oynayan Musa Aydın yine az önce söylediğimiz gibi takım savunmasına yeterli desteği veremediği için bütün oklar Oğuzhan'a yöneldi. Rakip Oğuzhan'a direkt karşı karşıya kaldı. Sağ tarafa baktığımızda yine aynı şekilde sağ önde oynayan Mehmet Çakır, daha sonra giren Alperen yine o kesici, reaksiyon, basan özelliği gösteremeyince Murat Gürbüzerol'a, ikinci yarıda da Canberk'e direkt olarak rakip gelmiş oldu. Şimdi böyle bir oyun düzeninde biz istediğimiz oyunu maalesef oynayamadık. Maçın 2-1 olması, devreye girdik, ikinci yarıya çıktık. 56. dakikada 3-1 oldu. Ve o dakikadan itibaren aslında Samsunsporlu oyuncular umutlarını kaybettiler. Maç bitse de bir an önce gitsek. Maçta futbolcuların umudunun kaybetmesi ne oldu? Çok ilginç bir enstantane. Dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. 78 dakika yerinde duramayan Ümit Özat ellerini açtı. Kulübeye geçti. Kulübeye geçti ve oturdu. Yani biz 3-1'den sonra
bu yenilgiyi bir anlamda kabullendik. Bu skoru kabullendik. O reaksiyonu gösteremedik ama bir kişi vardı. Tartışmasız 90 dakika sahanın en iyisiydi. Bunu kabullenmeyen, bu maçın dönebileceğine belki inanan ve Samsun'a geldiği gün, abartıyorum, Türkiye'ye geldiği günden itibaren en etkili futbolunu oynayan Francis Ofeyot. 80'de golü attı 3-2. Ve o dakikadan itibaren aslında maçın 3-3 olabileceği hepimizin içine bir şey olarak düştü. Ama vakit yeter mi diye baktık. Vakit yani, yeter. Taraftar devreye girdi. Teknik heyet devreye girdi. Oyuncuların inancı arttı. Kaybedecek bir şeyi yok. Vatan millet saldırmaya başladı. Adana Demirspor 3-1'deyken çok rahat görünen Adana Demirspor bir anlamda psikolojiktir. Kendini geri çekti. Geriye yaslanmaya başladı. Geriye yaslandı. Bu süre zarfı içerisinde biz pozisyon bulduk mu? Hocam 8 tane bulduk. Pozisyon var. 14 tane şut atmışız kaleye. Evet. 10 tanesi isabetli. Hocam bugün analizini yaptı bugün. 9 tane şut atmış Adana Demirspor. Topa sahip olma oranlarına bakıyorsunuz. %56, %44. Şimdi baktığınız zaman sanki oyunun hakimi Adana Demirspor gibi görünüyor. Sanki değil, öyle zaten. Evet. Niye? Topa sahip olmuş, pas yapmış, rakibe çok fazla topu göstermemeye çalışmış. Peki Adana Demirspor'un kalemizde gol pozisyonları var dışında var Furkan'ın mı? Böyle yatıp kalktığı, yok, çizgiden çıkan, canla, yok, başla bizi parçaladığı bir pozisyon var, yok, mı? Yok. Bizim var mı kaçırdığımız? Hocam, sadece ilk yarıda iki tane Mehmet Çakır'la var. 8 pozisyonun 3'ü gole döndü. 5 tanesi %100 kaçan toplar. Evet. Şimdi bu görüntünün sebebi de yani topa onların sahip olmasının sebebi de bizim o ön alandaki hücum ağırlıklı oyuncularımızın yeterince o savunmaya katkıyı yapamaması. Bu bir. İki. Ömründe hiç sağ bek oynamamış Murat Gürbüzeroğlu. Biz 2 haftadır sağ bek yapmaya çalışıyoruz. Kenarda Canberk Aydın gibi bir yedeğimiz var. Allah'tan 35. dakikada oyuncu değişti ve Canberk Aydın bu forma benim hakkım dedi. Dedi. Bu bir. İki, ömründe belki çok az sol bek oynayan ya da hiç oynamayan Oğuzhan Berber'den bir sol bek yapmaya çalışıyoruz. Ahmet Burak Solakeli, izleyen yöneticiler acaba birbirlerine ya biz bu adamı niye gönderdik? Bizim zaten sol bek eksiğimiz var. Bize rahat mı battı dediler mi acaba? Dediler mi? Bilmiyorum. Şimdi biz kaleci şey Soner'in Furkan konusuna geleceğim az sonra ama kaleci Soner'i durup dururken niye gönderdik? Neden gönderdik? Ağrımayan dişimize niye kerpeten vurduk? Tartışmasız bu ligin en iyi 3-4 kalecisinden biri olan Soner parada mı anlaşılamadı? Ne oldu? Takımın daha teknik direktörü tespit edilemeden bile bu çocuklar takımdan gönderildi. Dün akşam gördünüz. Ahmet Burak Solakel. 33 yaşında. Gitti geldi. Ha, maçın sonlarına doğru yorulmadı mı? Tabii ki yoruldu yaşının verdiği etkiyle ama o ilk golde yaptığı orta, son çizgiye kadar inme ve o sol kanatta birlikte oynadığı oyuncu Burak Çalık nasıl böyle arkalı önlü oynadılar, birbirlerinin açığını tamamladılar. Evet. Ya biz böyle garip garip işler yapıyoruz bazen. Yani tuhaf böyle ağrımayan dişimize kerpeten vuruyoruz. Bu bir. İki. Araya girecek misiniz? Devam edeyim mi? Bir maç öncesi görüntülere girelim. Olur. Gerçi çok da güzel şeyin arasında devam ediyorduk nasıl ama. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi biliyorsun iş güç sahibi olanlar var, uykusuz kalanlar var. Şikayetler ondan başlıyor çünkü. Şimdi maç öncesine bir gidelim. Bakalım taraftarımızla Adana Demirspor karşılaşması öncesinde neler söylediler. Ha, tamam. Koreografiyi ondan sonra konuşacağız. Ondan sonra konuşacağız. Tamam. Evet, maç öncesine gidelim. Taraftarlarımızdan yaptığımız röportajları ekrana getirelim. Merhabalar.
Merhaba Atilla abi. Nereden geliyorsunuz? Atilla abi, Isparta'dan geliyorum. Isparta Devlet Hastanesi'nde doktorum. Maç için geldik. Samspor'un maçı için. Pek nasip olmuyor ama işte denk getirdik. Yaz tatiline de denk getirdik. Geldik. İnşallah yeneceğiz. Samspor'la ilgili neler söylemek istersiniz bu sezon için? Atilla abi, bu sezon mutlaka çıkmamız lazım. Yani biz dışarıdakiler hakikaten çok eziliyoruz. Yani Samsunspor yenilince ben dışarı çıkamıyorum. Arabayı dışarı çıkaramıyorum. Zaten Samsunspor'u Isparta'da da takip ediyorlar. Samsunspor yenildiği zaman kimse benim polikliniğin önünden geçmez 2-3 gün. Yenersek takip ediyorlar. Şimdi maçı kesin takip ederler. Yenersek gelirler. İşte ameliyat randevusu bir şey istemeye gelir ama yenildik mi kimse uğramaz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, benim küçük minik Samsunsporlum ne diyecek? Yani mutluyum. Yenerse de daha çok mutlu olacağım. Bir sonuç senden alayım. Şöyle bir aklından geçen bir sonuç söyle. 3-2. 3-2. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, Naci Korkmaz Almanya'dan diyoruz ve sözü ona bırakıyoruz. Buyurun. Evet, Atilla abi. Futbol sevgimiz var ama ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Memleketin bu zor günlerinde herkesin birlik, beraberlik içerisinde kenetlenmesi lazım. Allah memleketten al bayrağı eksik etmesin, ezanımız eksik olmasın. Samsunspor'a gelince bu sene biraz daha yere sağlam bir takımımız var. Beklentiler biraz daha fazla. Taraftarlara çağrım var. 5 liralık 10 liralık bilet alıp kulübe 10 milyarlık ceza verdirmesinler. Lütfen sakin olsunlar. 90 dakika takımı desteklesinler. Çünkü arabasına yetişmek için 10 dakika önce stada terk edenler var. Birlik olalım, beraberlik olalım. Hep herkes Samsunsporlu olsun. Bu takım bu sene inşallah bu sene başaracağız. İçimde his var, eğer bir istiyorsan bir skor tahmini bir şey istiyorsan. Evet. En kötü ihtimal beraberlik. 1-0 ve 2-1 maçı alacağı hissi var içerimde. Peki, şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Ben de 50. yaşında inşallah birincilik şampiyonları görmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kazanırız, öyle çıkarız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Takımla ilgili neler söylemek istersiniz? İnşallah alırız bu akşam. Çok mutlu oluruz. Oğlumla getirdim. Sen neler diyeceksin? Ne olur bugün maç? Kazanırız. Tamam. Efendim, Almanya'dan izliyor musunuz? Evet, izliyorum. Almanya'da kalıyoruz. Frankfurt'tan geliyoruz. Ve bugün inşallah mutlu oluruz. Bu maçtan sonra da döneceksiniz gibi değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Samsunsporlusun. Neler diyeceksin? Samsunsporluyum tabi abi. Biz sevdamızın peşindeyiz her zaman için. Bu akşam da galip geleceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Sedat. Merhaba Atilla abi. Evet, neler diyeceksin bu maç öncesi? Abi, kazanmaya geldik. Takımı da görmeye geldik. İnşallah hayırlısı olur. Bu sene çıkacağız. Başka yolu yok. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ender hocam. Bir dakika hocam. Ben taraftarım. Evet, bugün sen zaten taraftardın. Hocam, neler diyeceksin maç öncesi? Yenilmeyeceğiz diye düşünüyorum. Yenilmeyeceğiz. Yenilmeyiz. Az evvel Naci Korkmaz da seni sordu. Beraber orada tribünde seri çekmişiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim, siz neler söyleyeceksiniz? Ziya Yaman, buyurun. Lige güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah bugün de buradan galip ayrılırız. Seri devam eder. Güzel bir ivme yakalarız. İnşallah Süper Lig'e çıkar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Geçen haftaki 4-0'lık galibiyeti burada da süslendireceğiz, taşlandıracağız. Burada da 4-0'lık bir galibiyet bekliyoruz. Evet, sizin gibi iş adamlarına Samsunspor'un gerçekten ihtiyacı var. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kesinlikle yenmemiz lazım bugün. 3 puanı hedef diyoruz. Vallahi 3 puanı kesinlikle almamız lazım. Adana Demirspor'u 6 haftadır dedim. 6 maçtır yenemiyoruz. Kesinlikle 3 puan yani. Başka bir şey yok. Başka yolu yok. Bence bu şehitler için alınacak bir maç. Yani alınır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben minik bir Samsunsporlu yakalamış ya. Adın ne senin? Hatice. Maça mı geldin? Hangi takımı tutuyorsun? Samsun. Allah'ına kurban olurum. Evet, efendim, tanıyabilir miyiz? Mustafa Atıcı. Samsunspor ailece. Evet. Nereden geliyorsun? Belçika. Belçika'da. Neler diyeceksiniz Samsunspor'umuzla ilgili? İnşallah iyi oluruz. Eski yerimize geri döneriz. Rahat gezeriz biz de. Peki. Abi, başarılar dileriz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Siz de aynı mı geliyorsunuz? Aynı, hep beraber. İki de burada. Belçika'da, yurt dışından geliyoruz. Evet. Yurt dışından. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun abi, sağ ol. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Güzel. Çocuklarla beraber çok teşekkür ederim. Vallahi biz Samsunluyuz, Samsunsporluyuz. Fırsat buldukça çocukları da getiriyoruz.
Şimdiden aşıladık onlara Samspor sevdasını. Ablacığım maç ne olur bir böyle bir skor tahmin et bakalım. Ya kaç biter? 2-1 ya da 2-0 biter bence. Teşekkür ediyorum. Sağ teşekkür olun. Ederiz. Sağ abi 7 yaşımızdan beri maçlara geliyoruz yani. Gençliğimiz Bankasya'da geçti, artık yorulduk. Bu sene o sene yani. Bu sene çıkmamız lazım, şampiyon olacağız. Bugün 2-0 yeneceğiz, ikisinde 2 gol atacak. Başka şansımız yok. Teşekkürler, sağ ol. Bugün önemli bir karşılaşma, ilk maçımız. Evet, en önemli maçımız Adil abi. Yani bizim için tam havaya girme, ilerisini daha iyi görebilmek açısından mükemmel bir maçımız. Biz de Forza Şipşekler olarak tekrar toplandık. Tekrar maçlara geliyoruz artık. Sonuna kadar ya hep... Ya hiç diyorum, ölümüne kadar Süper Lig. Teşekkürler, sağ ol. Gişeler tıklım tıklım dolu. Burada bu insanlar, bu insanlar gördüğünüz gibi sıkıntılarını çekiyorlar. Evet. Abi buyurun. Evet, ne? Fasolik böyle olmaz arkadaşlar. Geliyorum. Buyurun efendim. Öyle iş olmaz. Vallahi rezillik şu anlık. Abi 3 saat oldu. Tek köyden geliyorum. 3 saat oldu. 3 saattir buyruktayım ben. Şeyde bu kadar sıra olmaz. Abi bak Bursa'dan geliyorum. Yazık günah. İnternetten başvuru yaptım. Bursa'dan geliyorum. Yazık abi, günah. Abi ben Almanya'dan geldim. İnanın Samsun için ölüyoruz orada. Şu anda çekti bizi ızdıraba bak. Yardım edin bize abi. Sizi de izlemekte gurur duyuyoruz. Sakatlara engellere bilet vermiyorlar. Bakar mısın? Bak. Bak. Bir dakika. Bak bu vatandaş engelli. Buradakiler engelli. %70 engelliyiz burada. %80 olan var. Bastonla gelen var. Burada engelli olanlar var. Bekliyor burada. Bozuk diye giremiyorum bak. Bozuk diye giremiyorum. Bak. Maça giremiyoruz ya. Fasol. Almanya'dan geldik bize. Diyor bak Almanya'dan geliyoruz. Stuttgart'tan geliyoruz. Maça gelmek için Samsun'a. Şey. Yaptırdınız mı? Bize yeniledi. Yaptırdık. Taraftar maça gelmiyor diye bağırıyorlar. Yani taraftarı kimse kötülemesin. Aa taraftar burada. Buradan dönen evine geri gidiyor. Ama televizyonda yorumcular diyor ki taraftarımız sayakıma sahip çıkmıyor. Ama bunu bir daha demesinler. Yani. Merhabalar. Hala sistemi yapamadılar abi. Hala. Bir saattir bekliyoruz abi ya. Yazıktır ya. Evet. Merhaba. Bir şey diyecek misiniz? Böyle bir şey görülmedi yani. Rezalet. Bir saattir bekliyorsunuz. Evet. Tamam, teşekkürler. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yok. Şurada sıkıntı var, burada sıkıntı yok. Abi bir 3 gün önceden gelecekler. İşini yapacak abi. Bu iş böyle değil. Maç günü uğraşmayacak. Bir gün önceden niye gelmiyor insan? Bunu geçen sene de söyledik. Sorun buraya gelip yığıldığı zaman ondan sonra bağırıp duruyorlar. Yok tanımlama falan filan. Sıkıntı bizde abi. Gelecek 3 gün önce. Biz ne yapıyoruz? 3-4 gün önce geliyoruz. Herkes yüklemesini yapıyor veya önceden parasını koysun içine, bir daha uğraşmasın burada. 10 milyon, 5 milyon neyse. Ya sıkıntı yok. Sağ ol. Evet, Sayın Çepin neler diyeceksiniz? Önemli bir karşılaşma. Evet, haftanın ikinci maçı sezonun. Adana Demirspor güçlü bir ekip zaten. Biz de güçlüyüz. İnşallah bu akşam 3 puanı alacağız yani. Futbolcu arkadaşlarımız bu konuda bu hafta bayağı çalışmaları da birkaç defa takip ettim. Yoğun ve güzel çalışma yaptılar. İnşallah 3 puan alacağız. Mutlu olacağız yani. Teşekkür ediyorum. Evet, eski yöneticilerimizden Sayın Koç'la beraberiz. Evet Hasan Bey, önemli evet. Bir karşılaşma. İçerideki evet. İlk karşılaşmamız. Evet, inşallah 2015-2016 sezonun ilk maçı. İzmir'de güzel bir galibiyetle geldik. İnşallah serinin devamı inşallah bu akşam alacağız. Artık bundan sonra inşallah. Yani bu sene artık çıkalım diyoruz ya. 1-2'den mi? Yani direkt olsun artık. Playoff şey olmasın inşallah. Hep birlikte beraberce inşallah destek olarak bu sene lige çıkacağımızı umut ediyoruz inşallah. Hepinize takımda başarılar. Takımda siz bir eski yönetici olarak eksik olan yer sizin ya şimdi, söylemek isteseniz. Evet ilk defa geçen hafta seyrettik. Canlı olmasa da televizyonda verdiği şeyle. Kadroyu ben beğendim yani. Umduğumdan daha iyi. 2-3 tane daha transfer lig yapabilirsek bu takım direkt çıkar ya. Yani ben şu anda %80 hazır gibi gözüküyor. İnşallah Allah sakatlık vermezse kadro zenginliği biraz olması lazım. İşte orada sıkıntı var. Eğer 3-4 tane de iyi oyuncu alabilirsek belli yerlere bu takım çıkar ya inşallah. Çok teşekkürler, sağ ol. Sıkıntı ne? Sıkıntı internetten biletimi aldım. Oraya gittim, onayla dedi. Kapıya giriyorum. Geçersiz okumuyor evet. Teşekkür. Kombinasyon 200 milyondu. 10 milyon komisyon verdim. Evet. 15 milyon kartımı yeniledim. Doğru. 2 milyonuna komisyon verdim. Doğru. Bu abi resmi tefecilik yapıyorlar. Bunu açıkladılar ama. Bu şekilde kulüp hiç alakası yok. Ama abi ne olacak bu? Fasoligin uyguladığı bir uygulama.
Önemli bir karşılaşma. Neler diyeceksiniz Sayın Fazıl Bey? Zor bir maç. Biz de zor bir takımız. Muhakkak kazanmamız lazım. Başka çaresi yok yani. Takımı hep izledik antrenmanlarını. Bugün gol kimden gelsin? Bir isim söylemiyorum. Kone'den gelir. Kone'den. Teşekkürler, sağ ol. Sayın Tan, hoş geldiniz. Atilla Bey. Evet, efendim çok emeğiniz var bu takım üzerinde. Bugün de Samsun'da ilk maçımız. Evet. Deplasmandan 3 puandan dönen bir Samsunspor. Bugünkü maçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bugün ben her zaman söylüyorum. Ligin ilk başlangıcı çok önemli. Çünkü başta kaybettiğiniz puanları daha sonradan telafide zorlanıyorsunuz ki geçtiğimiz senelerde bunu gördük. İlk ikide rahat çıkacağımız maçlar vardı. Ama ben diyorum ki yani 1-0 olsun, bizim olsun. Adana zor bir takım. Ve başlangıca da iyi başladık. İnşallah bugün de iyi olur. Teşekkürler, sağ ol. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Samsunspor evinde ilk karşılaşmasına çıkıyor. Neler söylemek istersiniz? Biz de heyecanlıyız herkes gibi. Evet. İnşallah güzel bir maç olur. Skor tahmini. Geçen sene yapamadığımızı inşallah bu sene yapar Samsunspor. Skor tahmini. Gönlümüzden geçeni mi söyleyeyim? Tabii. 5'e kadar yolu var. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk maçımız içerideki. Neler söylemek istersiniz? Tabii sezonun ilk maçını ikinci maçını içeride oynuyoruz. Ben Samsunspor'a, Samsunspor taraftarına başarılar diliyorum. İki sezondur mutlu sona ulaşamıyoruz. Ümit ediyoruz. Sağlıklı, sıhhatli, sakatsız bir sezon ve inşallah ipi de göğüsleriz diye ümit ediyorum. Şimdiden Samsunspor'umuza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, önemli bir karşılaşma içeride. Neler söylemek istersiniz? İlk maçımız içerideki. Tabii çok önemli bir maç. Samsunspor'umuza ilk maçında başarılar diliyorum. Bu ligde bu dönem başaracağımızı düşünüyorum. Yani diyoruz ki playoff olmasın. Evet, bu sefer başaracağız. Teşekkürler. Sağ ol. Merhaba Adnan. Merhaba canım. Nasılsın? Ne olur bugünkü maç? 1-0 olsun, bizim olsun. Bizim olsun. Olsun. Geç kaldın ama. Yok, yerim hayırlı. Tamam, görüşürüz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Bugünkü maçla ilgili bir görüş. İnşallah 1-0 olsun, bizim olsun. Bizim. Galip geleceğiz. Teşekkürler. Hadi, sağ ol. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Abi. Efendim, ne olur bugünkü maç? Yorulur, 3-0 olur, bizim olur. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, ligin ikinci maçındayız. Deplasmandan 3 puanla dönen bir Samsunspor ve içeride oynayacağımız bir Adana Demirspor maçı. İyi başladık lige inşallah. Bugünkü bu maçı da inşallah alacağımızı düşünüyoruz. Zaten bu maçı alırsak, yani inanıyorum ki artık bir daha playoff'a kalmadan bu dönem inşallah sıra direkt birinci lige çıkacağımıza inanıyorum. Ben baştan takıma güveniyorum. Yöneticilere güveniyoruz. Antrenörümüze güveniyoruz. Oyuncularımız da iyi. Seyirci de iyi. Heyecan var. Bugün inşallah 3 puanı alarak ayrılmak istiyorum. 3 puan, bir skor tahmini alalım. Yani aklımıza ne geçiyor? 2-0. Teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Önder Hocam, o kadar röportaj yaptık, hiçbiri skoru tutturamadı. Ne dersin bu işe? Ben yenilmeyi izlemiştim sana. Yenilmeyi izlemiştim. Yani, ilgi çok iyi maça. Evet. Yani maçın günü ve saati de çok uygun. Tabii günler öncesinden sosyal medya üzerinden Samsunspor taraftarının özellikle şehitlerimiz için bir koreografi planı vardı. Koreografi. Onun için de Cem hazırsa maça ilginin arttığını düşünüyorum. Ama Samsunspor bu seyirci bundan sonraki maçlarda takımın durumu ne olursa olsun bu seyirci ortalamasını aşağıya düşmemeli diye düşünüyorum. Çünkü gördük ki Ümit Özat lig başlamadan bir basın toplantısı düzenlemişti. Demişti ki bu takımın taraftarı bir defa garanti bir puan demişti. İşte böylesine muhteşem bir taraftar, böylesine muhteşem bir gösteri, böylesine anlamlı, duygu yüklü, insanın tüylerini diken diken eden, tabiri caizse insanın burnunun direğini sızlatan bir görüntü, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Şu görüntü tüm Türkiye'ye mal olmuş bir görüntüdür. Ülke olarak, millet olarak çok zor günler yaşıyoruz. Ülkemizin başına musallat olan bu terör belasında inanılmaz can sıkıcı günler yaşıyoruz.
Bu belayı da bir an önce bu büyük millet, bu büyük devlet başından def edecektir diye düşünüyorum. Şehitlerimize bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprak uğrunda ölen olduğu için bizim vatanımızdır. Ta Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan bu memleketin her karış toprağında şehitler kanlarıyla sulanan bir bu vatanda bu teröre geçit verilmeyecektir. Bunun en güzel örneğini, en güzel mesajını da Samsun Spor taraftarı 19 Mayıs şehrinden, Kurtuluş şehrinden tüm Türkiye'ye en güçlü şekilde vermiştir. Hocam bir de maç öncesinde saat 5'ten itibaren şehir kulübünün önden beri inanılmaz bir yürüyüş. 5000'in üzerinde vardı. Onu da tebrik ediyoruz arkadaşlarımız. Ve bu görüntü beraberlik zamanı. Tüm ulusal medyada, bütün spor programlarında, sosyal medyada, Samsun Spor'lu eski futbolcuların kendi kişisel hesaplarında, spor camiasının içindeki insanların kişisel hesaplarında. Erdoğan Arıkan'a da buradan özellikle altını çizerek bir teşekkür ve bir borç biliyoruz. Evet. Yani Samsun Spor taraftarı zaten geçtiğimiz yıllarda bu tür organizasyonlarla, bu tür koreografilerle bu lige damgasını vurmuş bir taraftardır. Ve bu koreografiyle de bu anlamlı günlerde, bu anlamlı koreografiyle de bir kez daha tüm Türkiye'ye Samsun şehrinin haykırışını çok güzel bir şekilde dile getirmiştir diye düşünüyorum. O yüzden önemli bir gün, anlamlı bir gündü. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyoruz, yakınlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ve bu koreografide de emeği geçen herkese bir kez daha başta Sayın Engin Sever olmak üzere teşekkür ediyoruz. Hocam maç sonrası röportajları da alalım. Futbolcularla yaptığımız. Daha sonra mesajları birikti. Mesajları ikinci bölümde okuyacağım. Cem hazır mı? Evet. Şimdi maç sonrasında bir tablo var ki 3-3'lük beraberliğe dahi sevinemeyen bir grup var. Futbolcusundan yöneticisine ve bizlere kadar. Yani mağlubiyetten beraberliği yakalamış bir takım sevinmesi gerekirken üzülen bu gençlerimiz ve bizler olduk. İzleyelim. Canberk, tebrik ediyorum. Tuşluk beraberlik. Ya kötü başladık ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Zaten biz her sene mücadele ederek kazanıyoruz. Yani kazanamasak da geriden gelerek berabere kaldık. Bu da iyi bir şey. İnşallah haftaya kazanacağız. Ve o araya milli takım arasına iyi girmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Tuşluk beraberlik. Güzel abi. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Osman. Tuşluk beraberlik. I don't speak Turkish. Türkiş? Türkiş. Ne abi, merhaba. İyi, good game. Maybe next time we'll win. İnşallah. 3-3 beraberlik. Evet. Ligin zor bir takımı, güçlü bir takımı. Geriye düştük ama takım ruhunu ortaya koyarak tekrar iyi bir dönüş yakaladık taraftarımızın desteğiyle. Allah'a çok şükür. Gol pozisyonları bulduk, bayağı bulduk. İkinci yarı özellikle. Basit goller yedik. Yememez gereken goller yedik. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu hatalarımızı yapmayıp galip geliriz bütün maçlarda. İnşallah. Sağ ol. Ekigo, tebrikler. 3-3 beraberlik. Sağ ol hocam. Neler diyeceksin? Teşekkür ederim. Kim o? Nasıl takım? İyi takım. Yavaş yavaş iyi takım. Tamam. Teşekkürler. Sağ ol. Furkan, 3-3'lük beraberlik. Sevgi, tebrik ediyoruz.
Üçüncü gol senden geldi, beraberlik. Bir maçı böyle bir kritini yapar mısın? 3-1'den maçı sonra... Ya yeni kurulan bir ekibiz. Daha eksiklerimiz var, bunun farkındayız. İç sahada ilk maçımızdı. Bireysel hatalardan gol yedik. Ama dönüşü güzel oldu yani. Kolay kolay Adana Demir'den bu ligde böyle dönüş yapacak takım yoktur sanmıyorum yani. Evet. İyi oldu. İnşallah önümüzdeki maça bakacağız. Çünkü çok çalıştın, çok yoruldun. Evet. Çalıştığımızda bir pozisyondan, senin devamlı frikiklerde, idmanlarda görüyoruz. Evet. Çalışılmış bir pozisyon diyebilir miyiz? Tabii çalışıyoruz biz. Çalıştığımızın şeyini alıyoruz Allah'ınıza. Peki kalecilerin maçı oldu diyebilir miyiz? Hatalar ve Furkan'a sahip çıkmanız. Tabii ki bunlar olacak yani. Kaleci de hata yapacak. Geri gelecek, penaltı kurtaracak, bizi kurtaracak. Bunlar olacak yani. Sondaki frikiyi kurtardım. Tabii mesela. Aynen. Peki, işte, tebrik ediyorum. Sağ ol. Tebrik ediyorum. İki golüm var. Neler diyeceksin? Ama güzel. Güzel maç. Sıkıntı yok. Allah bu maç iyi. Güzel maç. Biliyorum zor maç. Sende herhangi bir problem yok? Sakat şey yok? Sakat yok. Tabii. Sakat var ama yok çok. Anladın mı? Sıkıntı anladım. Yok. Peki tebrik ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Evet hocam, maçtan sonraki tablo bu. Sevinemiyoruz yani, sevineceğimiz bir maç ama sevinemiyoruz. Ama en azından da üzülmüyoruz. Evet. Niye? Çünkü gitti denilen maçı son saniyede, son dakikada çevirdik. Kolay değil yani, 3-1'den 80. dakikada 3-1 olan maçı 95'te 3-3 bitiriyorsunuz. Kendi sahanız önünde oynuyorsunuz, seyirciniz önünde oynuyorsunuz ve yenilmiyorsunuz. Ve hepsinden önemlisi, şampiyonluk hedefliyorsanız birinci derecede rakibiniz olan bir takıma kaybetmemek çok önemli. İçeride dışarıda çok önemli değil ama birinci derecede hedefe, siz bir anlamda 2 puan kaybediyorsunuz ama rakibinizin de 2 puan sizi öne geçmesini engelliyorsunuz. O açıdan önemli bir beraberlik. Bir de şu var. Şimdi biz 80'de 3-1 olan iki farklı bir maçı 3-3'e getirdik mi? Evet. Hep bilinçaltında bundan sonra ne olacak? Biz yaptık. Bir daha yapabiliriz. Daha iyisini yapabiliriz olacak. Geride oynadığımız, geriye düştüğümüz maçlarda bile bak biz Adana Demir maçını çevirdik, bunu da çevirebiliriz diyeceğiz. Taraftar olarak biz diyeceğiz. Oyuncu bilinçaltında bunu diyecek. Teknik heyet kenardan diyecek. Yönetici diyecek. Yani... O açıdan da bu dönüş, bu geri dönüş bence muhteşem bir geri dönüş olmuştur. Neresinden bakarsanız bakın olumlu bir netice olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi kaleci Furkan'ı gördüm maç sonunda. Röportaj vermek istemedi. Furkan'ın şunu bilmesi lazım. Şimdi yorumlar yapılıyor. Furkan'la bu lig bitmez, Furkan'la bu iş gitmez. Ondan gitmez, bundan olmaz, ondan yürümez. Şimdi Furkan bizim çocuğumuz kardeşim. Dünyanın en iyi kalecileri bireysel hata yapabilir. Tabii canım. Yapabilir. Furkan bu bireysel hatayı yapmıştır. Tekrar yapabilir. Yani her hata yaptığında kendini harap bitap etmesine gerek yok. Ve ben buradan söylüyorum. Kaleci Furkan Samsun'un evladıdır. Samsun'un çocuğudur. Bu takım için bir değerdir. Bugün 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşındaki Samsun Spor'un altyapısında oynayan, kaleci olmak isteyen, kalecilik hayalleriyle mahalle maçlarına çıkan, halı saha maçlarına çıkan çocuklar için de çok önemli bir rol modeldir. Bir maç kaybettirdi diye, 2 puan kaybettirdi diye, 3 hata yaptı, 5 top kaybetti diye Furkan'ı kimse harcamaya kalkmasın. Tabii ki yapacak ya. Geçen sene Soner yapmadı mı? Ama ben sana şunu söyleyeyim. Yapmadı mı? Tamam da hocam, bugün Ümit Özat'ın basın toplantısını biraz sonra vereceğim. Orada dedi ki 1-2-3'ten sonrası affetmem Ümit dedi. Ya şimdi şöyle, yani bunu da söyledi yani. Sözün gelişi tamam, öyle söylüyoruz ama yani... olur, hepimiz hatayı herhalde yapabiliriz canım, insanız biz. Ama orada futbolcuk arkadaşlarının ona destek vermesi,
Onun... Futbolcu arkadaşları takım arkadaşıdır. Verir. Samsun Spor taraftarı. Verdi. Furkan gol yedi. Furkan ikinci yarıya çıktı. Furkan'a sahip çıkmıştır. Evet. Çok önemli. Bu taraftar işte taraftar budur dedirtmiştir bu hafta. Ve bunun devamını bekliyoruz. Evet. Bu da en doğal olarak bu şehirdeki herkesin hakkıdır. Evet. Bakın biz taraftarımızla bir puanı çekip alabildik, koparabildik. Az önce dedim ya futbolcular 3-1'den 3-3'e döndürdüler. Biz bunu yapabiliriz. Taraftar biz her maçta garanti bir puanız gözüyle görecek. Böyle değerlendirecek, 2 puanı da futbolculardan bekleyecek. O yüzden Furkan meselesinde tabii ki Furkan'ın ciddi bir alternatifi olması ya da iyi bir geçen sene Soner Furkan ikilisinden çok büyük bir kaleci problemi yaşadık mı biz? Yaşamadık. Yok, yaşamadık. Yaşamadık. Yani çok iyi iki kaleci. Ha bu arada tabii Samsun Spor takımının kaleci arayışları olabilir. Bir yabancı kalecinin gündemde olduğu konusunda duyumlar aldım ben. Belki bir yabancı kaleciyle görüşmeler yapıyor olabilir. Ne olursa olsun Furkan bu takımın asli unsurlarından bir tanesidir. Furkan kardeşimiz hata yaptım diye kendisini harap bitap etmesine gerek yoktur. Bu lig uzun bir lig. 32 maç daha var. Bizim 32 maçta Furkan'a çok ihtiyacımız var. O zaman basın toplantısına gidelim çünkü reklam saatimiz geliyor. Ümit Özat'ın maçtan sonraki basın toplantısını dinleyelim. Osman Özköylü'yü de dönüşte veririz. Herhalde zamanımız anca yetecek değil mi Cem? Tamam, şimdi Osman Özköylü bakalım maçın kritiğinde neler söyledi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek, inanılmaz bir coşku. Hakikaten böyle taraftar önünde mücadele etmek her futbolcu için, her teknik adam için güzel bir onur. Bunu bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah lig sonuna kadar böyle devam ederler. Arkadaşlar maça gelince biraz önce ifade ettim yayıncı kuruluşa. Yenseydik de, yenilseydik de şimdi de aynı şeyleri söyleyecektim. Skora göre konuşan birisi hiç değilim, olmadım da zaten. Biz genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bunu eleştirmek adına söylemiyorum ama hiçbir antrenör ya da hiçbir başka dışarıdaki kişi bireysel hataya çözüm bulamaz. Dolayısıyla Rüştü de belli yerlere gelene kadar ne hatalar yaptı hepiniz biliyorsunuz. Volkan da ne hatalar yaptı. Furkan da hata yapa yapa belki çok daha iyi yerlere gelecek ama o sürede belki canımız yanacak ama bir oyuncuyu kazanmak için bunlara katlanmak zorundayız. 5 dakika öncesinde su molasında geri pas atılmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmama rağmen zaman zaman oyunun atmosferiyle oyuncular bunu yapıyor. Geri pas atılırsa da çerçevenin içine değil dışına oynanması gerektiğini hep söylememe rağmen bunlar oluyor. Ama şunu da siz takdir edersiniz ki bugün kulübenin yaş ortalaması 19-21 arasıydı. Bugün baktığınız zaman Canberk olsun, Hasan olsun, Oğuzhan olsun, yani sahada hep genç oyuncular, Furkan olsun, oyuncu kazanmaya çalışan bir Samsun Spor da var. Yani biz bu yolda maç da kaybedebiliriz. Görüyorsunuz ki Alperen olsun. Yani bu oyuncularla mücadele etmek, bu oyuncuları oynatıp bu oyuncuları kazanmak zaman zaman maç kazanmaktan da önemlidir. Dolayısıyla şehrimizin de bu sabrı mutlaka oyunculara göstermesi gerektiğini düşünüyorum. O anlamda ikinci yarı göstermiş oldukları performansdan dolayı da oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani oyunun genelinde belki Adana Demirspor belki çok pas yapan bir takım görüntüsünde oldu ama o pasların hepsi yana ya da geriye oynanan paslardı. Yani dikkat ederseniz defansın arkasına, önüne, arasına atılmış da kaleciyle karşı karşıya kalınan ve kaçırılan bir pozisyon yok. Dolayısıyla hep bizim ya pozisyon hatasından ya bireysel hatalardan yemiş olduğumuz goller. Bunu da bir takım çıkarabiliyorsa demek ki daha iyisini yapabilecek potansiyele sahip demektir. Bu ligin en genç ve en genç olarak Altın Ordu, en iyi pas yapan olarak da Adana Demir takımıyla ligin ilk iki haftasında oynayıp 4 puanla sezon başında ayrılmayı kabul eder misiniz deselerdi sanırım kimse yok demezdi. Dolayısıyla bu iki maçtan 2 puanla da ayrılabilirdik. 6 da yapabilirdik. 0 da olabilirdi. Her maç 2 puan ortalaması bu ligde sezon sonunda sizi çok daha yerlere getirecektir. Öyle umuyorum. Yarın itibaren Karşıyaka maçının antrenmanlarına başlayıp o maçta puan ya da 3 puan alırsak ondan sonra milli takım arasında oynayacağımız hazırlık maçı ve inşallah umarım belki bir oyuncu takviyesi de olursa ondan sonra önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum. Çok
Yok, böyle dezavantaj olmaz. Bu avantaj yani. Böyle bir seyirci her takımın nasip olabileceği bir seyirci değil. Dolayısıyla eğer oyuncu bunu dezavantajı çevirirse o oyuncunun problemi. Yani o anlamda seyircinin dezavantaj olabileceğini iddia eden kim varsa, futbolcu olarak söylüyorum, onlar o zaman baskıya alışık oyuncu değildir. Dolayısıyla iyi yerlere gelemeyecek demektir. Yarın çok daha iyilerde belki daha büyük kalabalıklar oynayacak. Bu şehirdeki insanlar iki sene üstte şampiyonluğu kaybedip bu kadar şehit cenazelerinin, sanırım şehrimizde de bir şehit verdik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kadar bunların da üstüne peşine bırakıp bu takım peşinde koşuyorsa, o taraftara hak ettiği futbolu, hak ettiği 3 puanı da vermek ya da vermeye çalışmak için mücadele etmek ben ve oyuncularımın en büyük görevi olmalı. Tamam, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.